Merhaba arkadaşlar. Şimdi üçgende açıların birinci dersini işleyeceğiz sizlerle. Üçgenin iç açıları. Arkadaşlar birçoğunuz biliyordur. Bilmeyen de varsa söylüyorum. Ve adından soyadından daha iyi bilsin bunu. Bir üçgenin iç açılarının toplamı, yani A'nın, B'nin, C'nin toplamı 180 derecedir. Tamam mı arkadaşlar? Bunu çok çok iyi bilin. Bu geometrinin temelidir. Şimdi bunun ispatı da şudur. A açısını yırtarsınız. B'yi ve C'yi oldukları yerden kesip yırtıp şöyle bir doğru üstüne yerleştirirseniz arkadaşlar, ABC bir yarım daire ediyor. E şimdi bir yarım daire de 180 derece belirtmez mi? Bir doğru üzerindeki yarım dairelik açı 180 derecedir arkadaşlar. Dolayısıyla ABC'nin toplamı 180 derece. Hemen alttaki örneğe bakalım. Şimdi bu örnekte size şunu da göstermek istiyorum. Bir açının gösterimi. Bakın BAC diye sıralamış. BAC. Sormak istediğiniz açıyı ortaya alırsınız. Tamam mı? A açısı. Üstüne de bir şapka koyarsınız. Bu şapka açı sembolüdür. Şimdi BAC açısını soruyor size. BAC. Ortada kalan açı. A açısı. Bunu soruyor. Ve önüne de M koyarsınız. M de ölçüsünü soruyor demektir. BAC'nin ölçüsü nedir? Şimdi bakalım. 60 artı 40 ne yapar? 100. Toplamda 180 olması lazım. Buraya ne kalır? 80. Bu örneğe geçelim. Bu örnekte demiş ki ABC açısı, ABC açısı yani X eşittir BAC açısına. BAC yani yine ortadaki X. Bu açılar birbirine eşitmiş. Burası da 40'mış. X nedir? Şimdi bulalım arkadaşlar. Toplam 180 edecek. 40'ı buradaysa kaldı 140. İkisi birbirine eşit olduğuna göre 140'ı paylaştırıyorum. Al bakayım 70 sana. 70 sana. Bitti. Şimdi üçgenin dış açıları. Arkadaşlar bir üçgenin iç açılarının toplamı belli bir şeye eşit olduğu gibi dış açılarının toplamı da belli bir şeye eşittir. Bakın bu üçgenin bir iç açısı x dış açısı. Bu bir iç açı y dış açı. Bu iç z dış. Üçünün toplamı 360 derecedir. Bunu mutlaka bilin, sorularda bunu kullanarak çok kısa çözebilirsiniz bazı soruları. Hop. Attık. İkinci sayfadayız arkadaşlar. Üç tane üçgen çeşidi var. Bunları göstereceğim şimdi size. Birincisi çeşit kenar üçgen. Çeşit kenar üçgen demek tüm açı, tüm kenarlarının uzunlukları birbirinden farklı. Bakın AB şu arkadaşlar. AB yazar ve bir mutlak değer için alırsanız bu AB uzunluğu demektir. Tamam mı arkadaşlar? Geometride şunu yaptığınız zaman AB uzunluğunu ifade ediyorsunuz demektir. AB uzunluğu AC'den farklı, o da BC'den farklı. Yani üçü de farklı. Eğer ki üç kenarın uzunluğu birbirinden farklıysa o zaman üç açının ölçüleri de birbirinden farklıdır. Bakın x açısı y'ye eşittir, o da z'ye eşit değil. Üç açı da farklıdır. Şimdi bunların hepsi bu. Yani bu üçgende her şey birbirinden farklıdır arkadaşlar. Gel gelelim bizim için çok önemli olan bir üçgene. İkizkenar üçgen. Bakın AB uzunluğu AC'ye eşitmiş. Yani şu AB bu AC'ye eşit. Şöyle bir tik atarak gösteriyorum. Bu buna eşit demektir arkadaşlar. Eğer ki kenarlar eşitse o kenarların altındaki açılar da birbirine eşittir. Bakın Y ise bu da Y. Bu açı bu açıya eşittir. Tamam mı arkadaşlar? Tabii eşitlik hep böyle aşağı doğru verilmez. Şöyle bir şey de olabilir. Örneğin bu kenar bu kenara eşittir arkadaşlar. Ne anlarsınız? Buradaki açıyla bu dipteki açı da birbirine eşittir. Yani ikiz olan kenarların birleştikleri yer değil, ayrıldıkları yerdeki iki açı birbirine eşittir. Örneğin burası 50 derece olursa arkadaşlar toplamı 180 edeceği için 50'yi çıkarın. 180'den 130. Yarı yarıya paylaştırsın. Bu 65, bu 65'tir. Tamam mı arkadaşlar? Bunu unutmayın. Bu çok önemli. Hem de müthiş önemli. Gel gelelim eşkenar üçgene. Eşkenar üçgen çok harika bir şey. Sorunsuz bir şey. Çok seviyorum ben bunu. Niye? Bütün kenarları eşit. Bütün açıları eşit. Her şey eşit. Toplamı 180 edeceğine göre, 3 açıda birbirine eşit olduğuna göre 180'i böl 3'e bu 60 derece, bu 60 derece, bu da 60 derecedir. Bütün açılar eşit. Bütün kenarlar eşit. Fıstık gibi bir üçgen. Atalım bu sayfayı. Örneklere geçelim. Şu birinci örneğe bakalım. Bakın soruyu şöyle çözeceksiniz. AB AC'ye eşitmiş. Bu uzunluk bu uzunluğa eşit mi? Hemen işaretle. Peki bunu vermesinin en önemli özelliği nedir? Bunu bana niçin veriyor? Sadece şunun için veriyor. Kenarlar eşitse alttaki açıları da eşit yap yavrum diyor. Tamam mı? Bu kenarlar eşit olduğuna göre şu aradaki çizgiyi hiç görme.
Kenarlar eşit olduğuna göre bu 50 ise burası da 50. Tamam mı? Tamam. Şimdi de büyük üçgene bakma, küçük üçgene bak. A, D, C'ye bak. İki açı belli. 50, 60 ile 50 belli. X'i soruyor. 60, 50 daha ne yapar? 110. 180'e ulaşmak için ne kaldı? 70 derece. X 70'miş. Şöyle yazalım. Bu örneğe bakalım. A, B, C eşkenar üçgen. Süper. A, B, C eşkenar. Bütün kenarlar eşit ve bütün açılar da eşit. Bütün açılar 60-60'tır eşkenarda. Ve buranın komplesi 60. Şimdi X nedir diyor. Büyük üçgene değil de şimdi küçük üçgene bakın. A, B, D üçgenine bakın. X. X artı 20 ve 60. Üçünün toplamı 180 etmeyecek mi? Edecek. Bura 60 ise bu ikisinin toplamı 120 edecek mi? Bu açıyla bu açı. Evet. Yani X artı 20 ne yapacak? 120 yapacak. 20'yi karşıya eksi olarak atın. 100. Burada ne kaldı? X ne yapar? 2X. 2X 100 ise bir tane X 2'ye bölerek bulursunuz. 50. X'imiz 50'ymiş. Hadi geçmiş olsun. Bunu da atalım. Ve son sayfaya geldik arkadaşlar. 4 tane örneğimiz var. Şimdi birinci örnekte AC CD'ye eşit. Hemen işaretliyorum. AC CD'ye eşit. Tamam. AB BC'ye eşit. AB uzunluğu tik koyarsam BC'ye de bir tik koyarım. Bu hale gelir. Şimdi şurada bir ikizkenar var. İkizkenarın özelliği neydi? Kenarlar eşitse açılar da eşittir. Bu 40 ise bu da 40'tır. Tamam. 40, 80. Şu küçük üçgende buraya ne kalır? 100. Toplamı 180 edecek ya. Burası 100 ise şuraya ne kaldı? Toplamı 180 etmeli bir doğru üstünde. 80. Şimdi şurada bir ikizkenarlık vardı. Gördünüz mü? İkizkenarın amacı açıların da eşit olduğunu söylemektir. Bu kenar bu kenara eşitse burası 80 ise burası da 80'dir. İkizkenarı kullandım. Tamam mı? En son bize neyi soruyor? A, B, D'yi. A, B, D. Yani şu ortadaki B açısını sormak istiyor. Arkadaşlar şu küçük üçgene bakın sadece. 80, 80. 160 toplamlarının 180 olması için buraya 20 kalıyor. Şimdi toplayın. 80, 80. 160, 20 daha 180. Gerçi biraz küçük büyük olmuş bu açı 20 dereceye göre ama olsun. Şu örneğe bakalım. AB eşittir BC. AB neresi? Şu uzunluk. Nereye eşitmiş? BC'ye. Bakayım. Pardon yanlış verdim. AC eşittir BC'ye. AC uzunluğu bu uzunluk eşittir BC'ye. Şu uzunluğa. İkiz kenarlık var mı? Bununla bu birbirine eşit mi? Eşit. Bu açılar da eşit o zaman. Şimdi aradaki çizgiyi görmeyin. Burası 80 ise şu iki açıya kaç kalır? 100 kalır. Doğru mu? Ve bu iki açı da birbirine eşit. İkiz kenarlıktan. Bu kenarlar eşit olduğu için bu açılar da eşit. 100'ü bu ikisi arasına paylaştırıyorum. Buraya 50, buraya da 50. Ama bu açılar birbirine eşit şekilde bölündüğüne göre 50'yi bunlara yarı yarıya paylaştırdım. 25 derece, 25 derece. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şu aradaki çizgiyi görmeden büyük resme bakın. 50, 50, 80. Toplayın 180 yapar. Burada da iki eşit parçaya ayırdım. Tamam. Şimdi X'e gelelim. Şu küçük üçgene bakın. A, B, D üçgeni. Sadece yine bu üçgenin içine bakın. 50 artı 25 ne yapar? 75. 180'e ulaşmak için ne lazım size? 105. Hemen 180'den bu 75'i çıkardınız. 105. X'i bulduk. X 105'tir. Bitti. Bu kadar. Şimdi gelelim burada yeni bir kurala. Kuralın adı bir dış açı, iki iç açı. Ne demek bu? Arkadaşlar bir üçgende bir dış açı kendisine komşu olmayan şu iki iç açının toplamına eşittir. Yani bu C'nin dış açısı C değil de A'nın ve B'nin iç açılarının toplamına eşittir. A'nın açısı X, B'nin açısı Y. O zaman C'nin dış açısı X artı Y'dir. Bak bu çok önemli bir şey. Sorularda bize çok pratiklik kazandıracak bir kural. Onun için iyi bilelim. Bir dış açı kendine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Hemen şurada örneğine bakalım. Bakın A'nın dış açısı şu dış açı kendine komşu olmayan bu iki iç açının toplamına eşit olmalıdır. Bu 50, bu 60 ne yapar? Toplamda 110. O zaman buranın toplamı 110 derecedir. 2x artı 10 110'muş arkadaşlar. Hemen şuraya çözeyim. 2x artı 10 110 olmalı. Bu 10'u at karşıya. Ne yapar? 2x
100 yapar. 2 tane x 100 ise bir tanesi 50'dir. Bu da bu kadar arkadaşlar. Bakayım. Başka sayfa kalmamış. Bitti. Bu doğru da, pardon, üçgende açıların ikinci dersinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.